Gelin bakalım bebeklerim. Sizi yine Buket ablaya getirdim. Birinizin saçını ben, diğerinin saçını Buket yapacak. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, hepinize kocaman sevgiler, selamlar. Biz yine bakın neredeyiz. Şu son haftalarda alışık olduğumuz mekandayız arkadaşlar. Yasin ikinci kuafördeyiz. Buket ablaya geldik. Bir challenge yapacağız. Bir düelloya davet edeceğiz onu. Bakalım düelloya katılacak mı? Haberi yok şu anda. Siz istediniz, biz işte geldik. Bilge Buket'e emanet, Merve de bana emanet. Bakalım hangimizin yapacağı saç daha güzel olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hadi gelin gidiyoruz. Önce arabamızı kapatalım. Heyecandan arabayı aç bırakmıştık ya. Hadi gelin. Sağa sola dikkatlice bakıp kontrollü bir şekilde karşıya geçiyoruz. Hadi gelin. Yine biz geldik. Merhaba Buket Hanım. Sizin haberiniz yok ama biz challenge'a geldik. Yine mi kapattınız ya? Erken gelemiyorum. Süper erken. Süper erken hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Video çekiyoruz yine. Dönük olsun. Arkadaşlarımızla görüşürüz. Merhaba. Evet. Alıştınız artık. Challenge'dan önce. Saçlarıma çok mutlu değilim. Bana kılı çekebilir misiniz? O zaman kısa bir molanın ardından challenge'ımız başlıyor. Ne unuttuk biz? Birbirimizi boyamaya başlamadan önce size merhaba demeyeyim ki arkadaşlarım. O kadar heyecanlıyım, o kadar korkuyorum ki. O yüzden size merhaba demeyeyim. Video başı halinde atamadım arkadaşlarım. Şimdi başlıyoruz. Başlayalım. Sen de kimsin? Birinci kabul etmiyordun. Ediyoruz, ediyoruz. Hadi challenge'ımız başlasın. Ablasıyım. Gerçekten mi? Benim ablam. Gerçekten mi? Evet. Şimdi daha da çok. Şaka. Olur. Belki tek kardeşimle çok ilerleyeceğim. Yani. Biz iki kişiyiz. Biz kazanacağız. Tamam o zaman. Yeliz nerede? Yeliz'de. Biz iki kişiyiz. Hadi hadi. Challenge'ımız başlasın. Başlasın. Evet arkadaşlarımız, canım arkadaşlarımız. Düelloya hazırız. En güzel bebek saçını kim yapacak? Duyanlar duymayanlara haber versin. Fırımı çektirdim. Hazırım. Tam formdayım. Rakibim de işte böyle. Ben de buradayım. Bir misafirimiz daha var. O da Buket ablanın ablası. Hadi bakalım. Kolları sıvayalım ve hadi başlayalım. Benim arabam bu olacak. Benim kolları arabam bu. Tamam. Buket'in çok fiyakalı. Buket abla seninki. Şaka. Vay. Vay neler neler. Anne senin bu kadar... Hayır. Herkes kendi malzemesini kullanacak. Benim de benim saçlarım yıkama ihtiyacı var. Benimkileri bir önceki videomuzda yıkamıştık. Muhteşem güzel. Ahenk de dans ediyorlar. Dans evet. Ama benimki... Kötü mü kokuyor? Hayır çok da güzel. Bence de. Asla. Lorelei çok temiz bir kızdır. Merveciğim hadi otur bebeğim. Onları güzelce koltuklarına sabitleyip arkalarını döndürün. Dönüşüm başlasın. Wow. Ha gayret bu kadar abla. Lorelei'cim şöyle döner misin? Tamam. Tamamdır. Seninki Buket ablacığım seninki vakumlanıyor yere. Nasıl yani? Onu vakumlayalım. Kıpırdanmasın. Evet. Vav wow, bak asla düşmez. Harika. Benimki öyle. Koltuk sallanıyor. Lütfen müdahale etmeyelim. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Sen örgümü çözene kadar süre var bunda yalnız. Ya hayır. Tamam. 5 dakika. Süreli olmasın. Herkes topuzunu veya saçını yapsın. Tamam. Model belirleyelim. Yasin Bey'e gösterip puan alalım. Tamam. Model belirle. Ne yapacağımızı söyle. Evet ne yapacağımızı söyleyeceksiniz şimdi. Balerin topuzu, anane topuzu, yandan topuz, iki tane böyle. Örgülü topuz. Topuz serbest. Örgü serbest. Ben güveniyor ki kendine. İstediğimizi yapabiliriz. Her şey. O zaman şöyle yapalım. Topuzda karar kıralım. Ne topuz yapıyorsanız. Evet. Tamam. Ana şeyimiz topuz. Ya Merve'cim saçların çok güzelmiş. Sana biraz önce haksızlık ettiğim için özür dilerim. Bence... Ben verirdim. Önüme neden geçiyorsunuz? Ama olmaz ki. -10 puan başladı. Hayır. Ben bir önceki videoda bebeğin saçını ördüğüm için dalgalı oldu. Onunki değil. Evet. Bu topuza dalgalı daha güzel görünüyor. Tamam başlayın. Elektriksiz maşası var. Sen gör, sigeri de bizim maşamız. 2 gün sonra. Durum bu. Buket abla hala taramaya devam ediyorken sağ taraftaki yarışmacımız saçları fumhacı taramaya devam ediyordu. Nasıl kesti onun saçını? Güzel oldu. Evet şu arkayı güzelce tarayabilmek için bakın bu topuz böyle yapılır arkadaşlar.
Ama gerçekten çok iyi bir toplama oldu. Ama o kadar saçını nasıl toplayacaksın çok merak ediyorum. Ben mi? Buket ablacığım kameranın önüne geçmezsek yalnız. İki tarafta da çalışmalar hızla devam ediyordu. Buket abla ne yaptığını, ne yapacağını karar verememişti ama annem palmiyeleşmeye devam ediyordu. Evet. Buket abla sen ne yapıyorsun? Sürpriz. Wow, Buket abla bir aile işe başlamış bulunmakta. Tamam, her şey bitmiş değil. Annem de toplamaya çalışıyor şu anda. Yalnız elbiseniz böyle kalmayacak arkadaşlar. Demeye pijamayla gelmişler biz. Apar topar pijama challenge videosunu bitirdik. Kuaföre koştuk. Buket ablamız dükkanı kapatmadan yetişelim dedik. Kıyafeti saçtan sonra değiştireceğiz. Ay çok güzel oldu. At kuyruğu. Nur'un sizde ha. Efsane. At kuyruğuna bayıldım. Evet, sağlam olması için birkaç lastik kullanıyoruz. Çünkü o kadar gür ki maşallah. Sakayı koparsan. Hani iki kat bağlasan bile yeter ona. Buket abla da bayağı iyi devam ediyor şu anda. Harika gidiyorsun Buket abla. Sen onları kullanamazsın. Sen buran. Wow. Yalnız tokalar efsaneymiş. Acaba nasıl bir şey çıkacak ortaya çok merak ediyorum. Buket ablanın tarafı bu şekildeydi. Annem tarafına geçiyoruz. Annem de at kuyruğuna takılan kahkülleri çıkarttı. Ay bundan sonra böyle kullanalım mı bir süre? Çok at kuyruğu güzel, çok yakıştı. Çok evet, bir süre böyle kullanalım anneciğim. Şimdi sen ne yapıyorsun? Bilmiyorum şu an. Annem de saçları ayırıyor. Ne yapacağına karar veriyor. O sırada Buket abla sağ tarafın örgüsünü bitirdi ve sol tarafın örgüsüne geçti. Evet, annem değişik şeyler yapıyor arkadaşlar. Bak gözü de bende yalnız rakibin. Yalnız jüriyemizden çok korkuyorum. Jüriyemiz? Yasin ikinci. Yani büyük patron. Asistanı Buket ablayı mı tutacak yoksa müşterisi? Asistanı değil, öğrencisi. Öğrencisi. Evet. Tamam, evet çok tehlikeli. Onu seçebilir anne. Annem de örgü işine girdi. Buket abla da sol tarafın örgüsünü bitirmek üzere. Şöyle göstereyim size. Annem tarafına dönüyoruz ve annem... değişiklikler yapıyordu. Göreceksiniz. Güzel mi olacak? Öyle umut ediyorum. Şu an için ben de bilmiyorum nasıl sonuç çıkacak. Yalnız Lorelei ne kadar kaliteli saçlarım var bebeğim. Sendeyiz Buket abla. Sağ tarafın örgüsünü bitirmiş bulunmaktasın. Hiç çıkmıyor yalnız. Çok iddialı. Çünkü bugüne kadar bütün challenge'ları kendiniz kazanmıştı. Yok ben bu sefer annemin tarafındayım. Çünkü gerçekten... Yaratıcı bir çalışma. Değil mi? Ve yani... Bak, nasıl bakıyor bak. Gerçekten çok böyle pürüzsüz yapıyorsun anne. Wow. Şaka yapıyorsun. Çok zor. Pirketemizi alıyoruz. Hı hı. Ucunu kıvırıyoruz. Şöyle bebeğimizin saçına tutturuyoruz. Ben şöyle tutayım. Lütfen. Devam. Şimdi ben Buket ablayı döneceğim anne. Hadi acele. Bir tane daha lazım galiba. Buket abla ne yapıyordu? Buket abla bu elbiseye çok yakışacak saçlar denemekteydi. Şuradan bakınca efsane. O örgüler de nedir öyle? Kezban olmuşsun. Seninki ne anne? Ayşecik. Bu ne burada? Fışkırış. Ama gerçekten seninki böyle şey, işine hani kuaförle yeni başlamış kuaför edasında hiç de değil. Böyle profesyonel olmaya çalışan acemi. Ama bu tarafta dağınık topuz yapan bir profesyonel. Hanginizden yana olacağımı bilemiyordum. Wow. Arkadaşlar bu iş çok çekişmeli bir hal almaya başladı. Ama annemin bu hamlesiyle gerçekten anne, inanılmaz. Hadi söyle hadi. Övgüleri kabul edebilir mi? Anne bu hamleyle... Çekinmeyin hadi. Bonkör davranıyorum. Anne son hamlenle bence kalpleri kazandığını düşünüyorum. Son hamle efsane oldu. Şu örgüler nasıl görünüyor arkadan değil mi? Ama bu tarafta da profesyonellik akıyor arkadaşlar. Şöyle önden de bakabilirsiniz. İnanamıyorum. Kıyafetinin üstündeki de çok uyum sağlayacak şu. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Annem görmesin. Kıyafetin üzerindeki de şu. Görmesin. Tamam. Nereye uyuyor orada? Ayakkabısıyla çok uydu. Kıyafetiyle çok uyum sağlayacak gibi. Bakın. Evet, efsane. Hadi. Evet, benimki bitti. Dönün buraya. Hemen üzerimizi değiştirmek için gidiyoruz. Sizin işiniz galiba. O zaman bizim saçına bir bakalım. Tabii saçımızı göstermeden gidemeyiz. Belki giyinirken falan bozulursa. İşte arkadaşlarım. Ya da sizi bekleyebilirim. Hayır. Yok. Üzerimizi değiştiririz. Üzerini değiştirip gelsin evet. Bakayım. Tamam. Şuradan da bakalım. Tamam. Evet benim topuzum muhteşem güzel oldu. Kesinlikle kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Kıyafetini hemen giydiriyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Ben de şimdi topuz istiyorum. Şaka yapıyorsun. İnanamıyorum. Annem bunu görünce gözlerine inanamayacak. Tamam sustum. O zaman durduruyorum ve Lorelei Merve'nin hazırlanmasını bekliyorum. İşte. Ya efsane. Değil mi? Çok şimdi güzel. Ben
Ben Yasin abinin yerinde olsam seçemem. Şimdi jürimiz bir kişi değil, sadece Yasin değil. Oh. Yeliz, Demet ve Yasin. Üçü birden oy kullanacak, daha adil olacak. Ben? Çok oyunu veriyorum. Allah'ın kazanır. Bir dakika. Demet senin kardeşin de Buse benim kızım. O zaman onu da jüriye sorun. Tamam, ediyoruz. Süper. Hayır, 40'a en yakın puanı alan, yani en yüksek puanı alan kazanır. Hadi bakalım. Görmemiştin değil mi? Evet, bu ne? Ya Bilge, Bilge çok güzelsin de kesinlikle kıyafetin hakkını vermişsin. Muhteşem olmuş. Benim oyum kesinlikle şuradaki i butonunda sana olacak. Evet, burada bir 4 tane jüri üyemiz var. Ama asıl jüri üyemiz sizsiniz arkadaşlarımız. İşte şuradaki i butona tıklayın ve bebeklerimizin hangisinin saçı daha güzel oldu? Hangisi daha başarılı? Lütfen oylarınızı kullanın. Evet arkadaşlar, şimdi kamera bizde. Evet. Koltuklarımız hazır. 4 tane jüri üyemizi içeri alacağız. Bebeklerimize oy kullanmaları için. İlk önce... Alkışlarla. Şimdi sırada kim var? Benim ablam Demet. Alkışlarla onu içeri alıyoruz. Üçüncü jüriyemiz. Onu da alkış. Torpilli olabilir galiba. Yok artık. Bir ablamızın en yakın arkadaşı. Ona karşı oy kullanabilir diye düşünüyorum ama benim bebeğim daha iyi. İddialı olduğun için kendine güveniyorsun. Yeliz ablanız. Alkışlarla onu içeri alıyoruz. Hoş geldiniz. Evet, son bir jüri üyemiz kaldı arkadaşlar ve o zaten... Son jüri üyemiz en önemli puanları verecek kişi. Şimdi nefeslerimizi tutuyoruz. Tutun! Tuttuk. Anons ediyorum. Verebilir miyiz? Yasin Ekici! Alkışlarla onu içeri alıyoruz. Buyurun Yasin Bey. Yarışmacılarımızı size tanıtalım. Buket'in yarışmacısı Bilge. Benim yarışmacım Lorelei. Merve. Evet, hazırız, puanlarınızı yazmaya başlayın. Hayır, ilk önce biz sizden bir şarkı istiyoruz. Nasıl yani? Ne şarkısı? Bebeklerinize uygun, konseptinize uygun bir şarkı istiyoruz. Arkadaşlar, elim size. Yok artık, böyle bir şey anlaşmamıştık. Ben söyledim. Kamerayı. Bak şimdi. Yoksa siz anlaşmış mıydınız kamerayı aranızda? Hayır. Ya. Evet. Ne şarkısı? Tam 4'er dakikalık. Hayır hayır. Sadece 30 saniyelik falan, böyle kısa. Şu an aklınıza gelen doğaçlama bir şarkı istiyoruz. İlk annem. Önce siz. Yok. Evet. Alkışlarla. Alkış. Şöyle bakıyorum. En güzel şarkıyı besteli. En güzel şarkı bestesini hak eden bir bebek karşında. Hadi anne. Ayıdandır postu. Mercandandır incisi. Gözleri adeta doğaya... Boyalı da saçlarım, wow. Ruhuma dokunurken ter ter. Tamam, yeter bu kadar. Alkış, 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 alkış. Beğenmesek bile alkış, tamam. Devam edelim. Ne demek beğenmeseniz bile. Mashup yaptım, evet. Tamam. Konsantre olamıyorsan? Konsantre olamıyorum şu anda. Hadi Buket abla. Kızıl saçlı bebeğim. Wow. Seni çok çok severim. Vay. Vay. Bana bu kadar yeterli bence. Wow. Aha, yeterli. Çok severim. Yeterli. Ben bir sürü ayıdır, türktür, denizdir, mercandır. Hayır, hayır. Kabul edilebilir bir şey. Bu puanlarımızı etkileyecek. Evet, başlıyoruz. Benden başlayalım. Şöyle seninle gidelim. Vay, çok heyecanlı. Dım dım. Dım dım. Dım dım. Bilge, Buket'in. Lorelei. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Evet. Benden başlıyoruz. Gördüm. Bakın lütfen. Ben puanımı verdim artık. Hadi. Göstereyim. Puanları alalım. Puanlarım Bilge 8, Merve 8. Yok artık. Ya. Herkes böyle yaparsa? Tamam, teşekkürler Buse'cim. Tamam. Gerçekten eşit, adil davranan için teşekkür ederim ama yanlış anlaşılabilir. Evet. Benim puanım Bilge 7. Ne? Merve 10. Ne? Gerçekten mi? Vay canına. Şarkı söyledim ama. Evet. Yasin Bey'i en sona bırakıyoruz. Çok Yasin tehlikeli. Son. Çok tehlikeli. En sona bırakıyoruz. Evet. Yeliz Hanım alabilir miyiz? Evet. Bilge 7. Bilge 7. Merve 8. Evet. Yasin Bey. Evet. Dım dım. Dım dım. Dım dım. Dım dım. Merve 10. Merve 10. Merve, bu Merve yalnız biliyorsunuz değil mi? Evet. Vay canına. Bilge, Yıldız'da olmalı. Ya!
Beklemiyordum. Herkes yüzden çıkartlarına. Onu duyunca var ya. 10-20. Oldu bu 20, işte. 36 puan Merve. 24. Bilge'nin yıldızı var. Ama yıldız... yıldız aynısının üstü olmuş oluyor. Evet. O zaman 34 artı yıldızda... Tamam. Bilgi. O zaman şurada bir çelişki var. Yıldız'ın kaç puan olduğunu arkadaşlarımız söylesin. Aa. Yani şu anda sanki eşit gibi görünüyoruz. İşte bunun sonucunu arkadaşlarımız verecek. Çünkü senin bir yıldızın var. Aslında ben kazandım. Ama yıldızın olduğu için puanlayamıyoruz. Puanlama size kaldı. Sizin adaletinize güveniyoruz arkadaşlar. Hangimiz birinci? Hangi bebeği daha çok sevdiyseniz lütfen bunu yorumlara hadi. Yorum butonunu kırmaya ne dersiniz arkadaşlar? Evetiz. Beğen butonunu kırmaya ne dersiniz? Evet. Bu ekibi sevdiniz mi? Evet. Biz de sizi çok sevdik. O zaman şimdi veda zamanı. Vedamızı hep birlikte yapıyoruz. Hadi koro halinde. Son iki. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Hadi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi. Videomuzu beğenmeyi. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Videomuzu Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.